23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Dilek, şimdi dilek dileyeceğiz. Tamam, dünya nasıl olsun? Eğil biraz. Güzel. Güzel olsun. Dileyelim. Başka nasıl olsun dünya? Bir düşün. Şimdi düşün bir. Atatürk de olsun bir daha. Atatürk bir daha da olsun. Şahane bir fikir. Ama fikirleri zaten hep yaşıyor değil mi? Nerede Atatürk? Şu anda Anıtkabir'de. Evet, Anıtkabir'de. Kalbimizde. Evet, kalbimizde. Dilek diliyoruz. Dünya çok güzel olsun. Başka ne olsun? Barış olsun. Evet. O zaman çocuklar mutlu olsun. Dünya güzelleşsin. Dünya güzelleşsin. Çocuklar mutlu olsun. Evet. Hadi o zaman dilek diliyoruz. Az ödev. Başka öğretmenin duydu bunu. Az ödev. Başka. Yeni kıyafetler. Yeni kıyafetler dileyelim. Çalışkan olalım. Bir tane daha bebek. Aa, yok artık. Bir tane daha bebek olmaz. Evet. Şanslı olalım. Bir, iki, üç. Kendininkini yap. Kendininkini ne yapıyorsun? Merhaba. Merca Yücel TV'den merhaba. Ben Aslan Efe Kocaalp. Ben de Melda Yücel Kocaalp. Aslan Efe ile bugün neyi kutluyoruz? 23 Nisan'ı kutluyoruz. Çok mutluyuz. Niye mutluyuz bu kadar 23 Nisan'da Aslan Efe? Bilmem. Bilmem. Ama sen hep çok mutlu oluyorsun. Aslan Efe hep iki günü bekliyor. Bir 14 Eylül'ü bekliyor çünkü doğum günü. Bir de 23 Nisan'ı bekliyor. Değil mi? Hep sayıyor. Neden? Çünkü Atatürk'ten büyük armağan. Evet. Atatürk nerede? Anıtkabir'de ve kalbimizde. Ve kalbimizde. Hep yaşıyor değil mi? Fikirleriyle de yaşıyor. Evet. Peki nasıl bir armağan bize? Atatürk'ün bu armağanı bütün dünya çocuklarına bir ilk yaşatmış değil mi Mustafa Kemal Atatürk? Evet. Nasıl bir armağan? Yani 23 Nisan'da ne 23 olmuş? 23 Nisan armağanı. Evet, 23 Nisan'da ne olmuş? Meclis kurulmuş. Evet, meclis kurulmuş. Sonra? Padişah kurulmuş. Çünkü o ne demek aslında? Cumhuriyetin başlangıcı demek. Yani evet. Herkesin eşit hak, eşit söz sahibi olduğu cumhuriyetin ilk adımı demek bir anlamda değil mi? Evet. Senin en mutlu olduğun 23 Nisan hangi gündü? Hangi yıldı? Hatırlıyor musun? Ne yapmıştın arkadaşlarınla? Aslında sen şimdi törene de hazırlanıyorsun değil mi? Evet. Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? 23 Nisan kutlu olsun. Bir dünya bırakılı sevgi çiçekleri. Çok güzel şarkılar hazırlamışsınız. Dur, onlardan biraz söyler misin? Hangisini söylemek istersin? Sev kardeşim. Aa, şahane. Hadi birlikte söyleyelim. Söyle. Sev kardeşim. Elini ver bana. Gel kardeşim. Neşe getirdim sana. Al kardeşim. Ye üç gül oynan. Sal kardeşim. Kolunu boynuna. Sev kardeşim. Canım feda yoluna. Atatürk şimdi karşına gelseydin ne demek isterdin? Atatürk, sizi çok özledim. Sizi çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Sen şimdi büyük bir insan olsaydın ne olmak isterdin? Futbolcu. Futbolcu. Peki futbolcu olunca, büyük bir insan olunca ilk mesela neyi değiştirmek isterdin? Kötülükten iyiliğe. Oo, süper. Kötülükten iyiliğe bütün insanları dönüştürmek mi isterdin? Hayır, şöyle yani. Böyle çok kötü oynuyordum mesela futbolda ve sonra da iyiye geliştim. Ha, çalışmak, çalışarak gelişmek evet. Lazım diyorsun bir anlamda değil mi şimdi? Peki. Sen bugün mesela buradan arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne demek istersin? Sizleri çok özledim. Aa, evet. Çünkü bayram ve... Öğretmenim, sizi de özledim ama pazartesi günü ödevimi diyorum. Okulda görüşeceğiz. Evet. Level 60. Tam gol oldu. Ne zaman çok mutlu oluyorsun peki sen? Ne yaparken çok mutlu oluyorsun? Onu attık söyle. Kardan önce video izleyince. Oo, video izlemek. Umarım bizim videoyu da izlerken mutlu olurlar. Başka söyle, başka bir şey. Mesela ne yaparken? Basketbol oynuyorsun, güzel basketbol oynuyorsun. Futbol. Güzel futbol oynuyorsun. Onlar top oynarken yani. Ha?
Ve basketbolda da böyle rekor kırmıştım ama bir şey almadım. Evet. Söyleyeyim mi onu da? Anlat istersen. Şey, ben U9'a gelmiştim bir gün. Yani U9'a seçildi değil mi? Bir üst lige çıktın. Ve orada antrenmanın son 2 dakikasında bir oyun oynadık. Böyle biraz iki gruba 7 tane kişi ayrıldı. Evet. Ve ben ve böyle şey oyun böyleydi anlatayım. Orta sahada böyle toplar vardı. Evet. Ve böyle diğer sahaya koşup evet. Diğer sahaya koşup şey yere dokunup topları alıp yarı sahaya gidip topu alıp böyle sektire o böyle kırmızı çizgiden atmaya çalışıyorduk. Evet. Ve böyle ben birisini yenmiştim ve birisini bir daha yenmiştim. Sonra da hiç herkesi elediler. Bir tek ben kalmıştım. Şey, sonra da koç bana şöyle dedi. Aslan, sen bunu yapabilir misin? Bir tek sen tek kaldın. Yapabilirim tabii ki de dedim. Yaparım dedim ve kendimi ve sonra da tüm gücümü verdim ona. Ve sonra da ben böyle gittim ve sonra da yere dokundum, topu aldım, attım, şut. Git, elendi. Gittim, yere dokundum, orta sahaya gittim, topu aldım, attım. Ve sonra da onların hepsini yaptım. Eledim hepsini, sadece bir tane kalmıştı. Ve uzun boylu birisi kalmıştı. 6 kişilerdi, sen tektin ama yendin. Peki evet. Burada bir şey söyledin arada, çok önemli bir şeydi. Kendime inandım dedin aslında arada. Değil mi? Güvendin. Evet. Ve yaparım dedin, değil mi? Evet. O zaman tüm arkadaşlarına ne demek istersin buradan? Tüm 23 Nisan kutlayanlara, çocuklara ne demek lazım? Kendimize inanalım. Evet. Çalışırsak her şeyi yaparız diyelim. Kendimize inanalım. Çalışırsak her şeyi yaparız. Yaparız. Biz Türk çocuklarıyız. Evet. Zaten Türk bayrağımızı görüyoruz. Evet. Camdan, çok seviyoruz. Sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız. Sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız. Kurtuluş savaşında birlik oldu bu millet. Tek bayrak, tek yürek kuruldu cumhuriyet. Sonsuza. Sen bana bir soru sor. 23 Nisan'la ilgili ya da başka bir şeyle ilgili. Şey, sen en sevdiğin bayram ve en sevdiğin kişi kim? En sevdiğim bayram gerçekten 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çünkü her 23 Nisan'da gerçekten neşe doluyorum. Gerçekten coşkuyla al bayrağımızın renginde. Çünkü çocuk oluyorum. Çocuk olmanın değerini, o günlerin heyecanını hatırlıyorum. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramı biz çok güzel kutlardık biliyor musun Aslan? Bütün dünyadan çocuklar gelirdi. TRT'den biz onu izlerdik. Bütün çocukların Türkiye'de buluşmasını, farklı renklerden, farklı dinlerden, farklı kültürlerden çocuklar gelirlerdi ve bütün hünerlerini sergilerlerdi. Şarkılar söylerlerdi ve dans ederlerdi. Ve biz onları tanımış olurduk aslında. Ve Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha anlardık. Çünkü tüm dünyada yaşanan bir ilk. Bir tek Türk çocuklarına armağan edilmiş böylesine bir bayram. Tek bir bayram verdi. Evet, dünyada bir ilk bu değil mi? Evet. Peki Atatürk 23 Nisan 1920'de ne yaptı? Meclisi açtı. Evet. Evet, meclis açılmasıyla birlikte ne olmuş oldu yani? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımı atılmış oldu. Önemli bir adımı atılmış oldu. Evet. Cumhuriyet yani demokrasi adına önemli bir adım atılmış oldu. Çocuklar adına da ne oldu? Cumhuriyet çocuğu olma imkanı doğdu. Evet. Şarkımız öyle sevdikçe güler her çehre. Mutluluklar bir olsun kalpler birlikte. Siz de söylüyor musunuz bu şarkıyı Aslan Efe ile birlikte? Bir kere evet. Söylüyorlar mı? Ben. Ben öyle mi yapıyorum? Ben öyle mi yapıyorum? Hayır. Merhaba mı diyorum? Merhaba. Bugün Aslan Efe Melda Yücel TV'de koltuğa oturdum. Ne oldu?
Merhaba, merhaba, merhaba. Daha Güzel TV'den merhaba. Evet, böyle söylüyormuşum. Aslan Efe böyle algılıyor olayı. Böyle ne yapıyor? Komiklik yapıyor bize bugün. Çünkü bugün 23 Nisan. İstediğini yapabilir çocuklar. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Sizi öpüyorum arkadaşlar. Sizi öpüyorum öğretmenim. O zaman ne diyelim? Melda Yücel TV'deydiniz. Melda Yücel TV'de abone olun. İzleyin, abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yorum atın, like atın. Like atın, evet. Like atın. Yorum atın. Şahane.